Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Şöyle sizlerden gelen suallerle devam edelim. Galata Wind ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapacağız. Şirketin mevcut faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Öz kaynak gelişiminden bahsedeceğiz. Şirketin mevcut piyasadaki borçluğuna bakacağız. Ve en önemli pivot bölgelerini şöyle kısaca değerlendireceğiz. Bu sayede en azından önümüzdeki dönemde yapacağımız yer analizlerle bu şirketlerin buna benzer enerji şirketlerinin özellikle temiz enerjiye yatırım yapan şirketlerin arasında bir kıyaslama yapabilin. Hisse Piyasamız genellikle son bir ay içerisinde bildiğiniz ayı piyasasında gibi davranıyor. Yurt dışı piyasalara baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda çok ciddi bir problem olmadığı gibi mevcut durumlarının çok üzerinde işlem görmeye de devam ediyorlar. Piyasamız, borsamızda ciddi bir işlem e, farklılıkları var. O yüzden e, hisse senedi piyasamızda da son birkaç hafta içerisinde takas tarafında bakın öncelikle mutlaka hatırlatmak istiyorum takas tarafında Önemli bir para çıkışı kesinlikle söz konusu değil. Rutin bir haftalık ilerleyiş söz konusu. Son haftalarda ama hisse senetlerinde rakamsal olarak hızlı bir değer kaybı var. Bakın bu çok e, iyi dönemlere başlamadan önce piyasalarda yaşadığımız, gördüğümüz ender e, işlemlerden biri değil. Her zaman olan bir şey. Çok büyük blok hareketler gelmeden önce piyasada çok anlamsız, temeli olmayan, tabanla dolmayan ya da takas tarafında kanıtlanamayan, Teknik dışına çıkan çok işlemler görürsünüz. Bu da onlara benzer işlemlerden oluşuyor. Birçok hisse senedinin takas tarafında sonraki 3 aylıklıklardaki işlemlerin pozitif olduğunu gözlemliyorsunuz. Ama hisse senetlerinde hızlı değer kayıpları var. Galata de hisse gördüğünüz gibi bakın şu kırmızı çizgi var ya bakın şunu birazcık daha belirgin yapmak istiyorum. Bu çizginin üzerindeydi. Bunun üzerine şöyle kanallar çizmiştik. Bakın çok önemli bir destek seviyesiydi burası ve hisse çok uzun süredir bu bölgedeydi. Bu bölgenin e, üzerinde kalmaya devam ederken piyasada yabancı oranı en çok artan hisse senetlerinden bir tanesiydi. Ve hisse senedinde çok hızlı bir değer kaybı oldu. Son bir ay içerisinde bu bölge kırıldıktan sonra şöyle bu yünü kaldırıyorum şu an yeni destek ve direnç bölgelerini görebilmeniz için. Ve hisse senedinde önemli bölgeleri tekrar değerlendireceğiz. Hisse şu an baktığınız zaman ortalama bir destek diyebileceğimiz bir bölgede e, şu an destek bulamamış gözüküyor. Takas tarafına baktığımız zaman haftalıklarında şirkette hakim ortak olan %22,5 payı olan yatırım fonlarından yaklaşık 1 milyon yakın bir çıkış söz konusuyken aynı şekilde Citibank tarafında da e, benzer oranda bir alım söz konusu. Çünkü baktığınız zaman ikinci hakim ortaklarda çok bariz bir farklılık yok. Daha düşük oranlar yani Dörtte biri, beşte biri değerinde alımlar var. Şimdi bu tarafta baktığın zaman hem globalin de yabancılara işlem yaptığını biliyoruz. Emeklilik fonları, Deutsche Bank gibi önemli kurumlar bakın bu dörtlü kurum. Bunların alım yapması hisse senedinde son hafta itibariyle buradan destek bulabildiğini gösteriyor. Zaten hissede de önemli bir destek seviyesinden hissenin tepki verdiğini görebiliyoruz. RSI değeri yaklaşık 17 seviyesine kadar düşerek neredeyse 2021 yılındaki o blok düşüşe kadar piyasamızdaki ee, o döneme kadar hiç bu şekilde bir fiyatlama RSI bölgesine inmemişti. Aşırı bir e, satış söz konusu gibi gözüküyor ama hisse senedi piyasasında önemli bir farklılık yok. Galata Bit'ten son bir ayda en iyi işlem yapan kurum içerisinde tabii yatırım fonu sattığı için bir numaradaki kurum hissede en iyi işlem yapan 5 kurum arasında yaklaşık 577 bin nota 600 bin nota yakın bir farklılık var. Ama bunun ilk 10, ilk 15 kurum arasında paylaşıldığını ve tamamen e, teslim alındığını gözlemliyoruz. Yani satışlar tamamıyla karşılandığını görüyoruz. Ama hisse aşağı doğru hızlı bir değer kaybı yaşamış. 22-60 bölgesi hisse için kısa vade destek pozisyonunda yani şu kırmızı çizginin olduğu yer yani burası destek seviyesi bu kademe kırıldığı zaman hissenin yaklaşık olarak şurada görmüş olduğunuz bir sonraki destek seviyesi fibo diyebileceğimiz sabit bir direnç 20 90, 20 -90 bölgesine kadar yeniden e, sarkma gerçekleşebilir ki böyle önemli bölgeler kırıldığı zaman aynı yukarıda şuradaki kırıldığı gibi kar satışının daha da devam etme olasılığı ortaya çıkar bir sonraki destek seviyesi de yaklaşık olarak İlk etapta şurası olacaktır Bakın Şuranın destek seviyesi, şuranın direnç bölgesi bizim için de bir sonraki destek bölgesi olacaktır. Bunlar anlık fiyatlamalar olabilir. Yani 19.80 bölgesine kadar. O yüzden e, üzerinize düşen eğer hisse senedi 22.60 bölgesinin altına sarkarsa bir miktar azaltım yapmak. Aslında asıl azaltımın yapılması gereken şuradaki blok hareketin e, olduğu bu dönemdeki e, kırılımda yapılması lazım Yani o bölgede. Hissede şu an görünen şurada gördüğünüz gibi birazcık daha genişletiyorum burayı. Bakın şurada bir tane mavi çizgi var bakın. Bizim 200 günlük hareketli ortalamamızdır bu. Bunun üzerine geçtiği zaman hisse kısa süre içerisinde buradan daha güzel bir yükseliş e, dalgası gelecektir. Aynı şekilde bu kademenin altına düşüldüğü zaman da hisse senedi piyasasında bir karmaşa varsa aynı şurada gördüğünüz gibi bir dönüş görme olasılığınız zayıftır. O yüzden e, bugünkü işlemlere baktığımız zaman da benzer bir kırılım çaprazı görüyoruz. Bakın ortalamalar birbirlerini çok keskin bir şekilde kesmiş. Yani hisse 2023 düzeltiyorum. E, Eylül'ün son haftasından beri yani böyle bir değer kaybı yaşamış. O yüzden bu toparlama kısa sürme olma, olasılığı için hissenin önemli destek ve direnç noktalarının yakın zamanda test edilmesi lazım. Şuradaki görmüş olduğunuz bu mavi çizginin aynı şuradaki gibi tekrar geçilirse hisse senedinin kısa süre içerisinde yeniden eski düştüğü ilk seviyeye kadar yani en azından 30 bölgesine kadar yeniden hızlı bir toparlanma olma olasılığını ortaya çıkartabiliriz. Şirketin bilançosuna baktığımız zaman birçok hisse senedi enflasyon muhasebesine geçti biliyorsunuz. Şimdi şirketin son 4 yıllık verisine baktığımız zaman burada şu sütun 2024 6 aylık, 2023, 2022, 2021. Son 4 yılın 6 aylık bilançolarının kıyasını görüyorsunuz burada. Baktığımız zaman şirketin öz kaynaklarında e, ciddi bir toparlanma söz konusu. Yaklaşık olarak 841 milyondan gördüğünüz gibi düzenli bir artış var. Yani şirketin borçluluk oranı çok düşük olduğu için finansal olarak da hasar almıyor şirket. Yavaş büyüyen ama güzel yükselen bir şirket. Öz kaynak tarafına baktığınız zaman da 8.7 milyar seviyesine kadar öz kaynakların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık 430 460 milyon civarında bir borcu var. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyar TL seviyesinde şirketin. Ve şu an baktığımız zaman da satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine nazaran bir miktar azalmış gibi gözüküyor. Ve aynı şekilde şirketin karlılığı da devam eden süreçte yeterli bir diye diyebileceğimiz yani dönemi kurtarabilecek bir seviyede artışını devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Yani şirketin kısa süre içerisindeki şu hızlı hareketinin daha öncesinde satın alındığını söyleyebiliriz. Yani büyük blok bir çıkış geldi biliyorsunuz. Bakın şurada 2022 yılında akabinde o dönemden beri tekrar buralara gelmesi hissenin son 1,5-2 yıllık zaman dilimindeki seviyelerinde gezdiğini gösteriyor. Bakın geçen sene aynı dönemde bu hisse 35 TL'ydi. 35 TL'ydi bakın. Üzerinden tam 1 sene geçmiş. 13. ayın içerisindeyiz hisse baktığınız zaman şu an 23 TL seviyelerinde yani hisse piyasamızda bugün gördüğünüz bu fiyatlamalar aslında bir nevi fırsat imkanı yaratıyor ne bileyim elinizde bir Türk Hava Yolları varsa yine aynı şekilde Ereğli Demir Çelik varsa mesela e, bu tip daha fazla hızlı değer kaybetmiş küçük ama e, geleceği parlak hisse senetlerinde takas düşünebilirsiniz bunlar bizim yapmak istediğimiz arzu ettiğimiz fiyatlamalar aslında hem kısa süredeki tepki hareketlerini daha iyi alabilirsiniz. Şirketin şöyle genel itibariyle yaptığı işlere baktığınız zaman gördüğünüz gibi altı bölgede yapmış olduğu önemli yatırımları bulunmakta. Önümüzdeki dönemle ilgili de güçlü beklentileri ve aynı şekilde büyüme potansiyelleri var. Mevcut elindeki markalarla beraber hem rüzgar enerjisi tarafında hem de güneş enerjisi tarafında güçlü yatırımları var. Ve borç oranının düşük olması da bir hayli hisse için rahatlatıcı, iyi bir beklenti oluşturuyor. Hisse de dediğimiz gibi yakın zamanda önemli bir yükseliş beklentisi içerisinde oturabilmeniz için şirkette en önemli nokta bakın şuradaki 27 bölgesi. Yaklaşık olarak bu önümüzdeki bir hafta içerisinde ya da iki hafta içerisinde test edilme olasılığı olursa hisse yaklaşık olarak 27 TL civarlarında e, muhtemelen şu kırmızı şey mavi çizgiyi denk getireceği nokta 27.5 seviyelerine de denk geliyor gibi gözüküyor. Yani o bölgeler üzerine bir işlem olursa zaten piyasa da kendini e, anlatacaktır. Yurt dışı piyasalarda biraz ayrıştığımız ciddi bir ayrışma söz konusu. E, diğer taraftan bizim hisse senedi piyasamızdan hala para çıkışlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. O yüzden e, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde artık son diplerimizi görüp piyasanın yavaş yavaş yukarı doğru güçlü hareketler oluşturabilecek önemli haberler gelmesini arzu ediyoruz. Ne bileyim bu swap e, kanallarının açılışı olabilir önümüzdeki dönemde ya da fonların piyasadaki ağırlığının arttırılması ilgili bir çalışma gerçekleşebilir. Yani bizim e, önemli bir pakete ihtiyacımız var. Finansal piyasaların e, net bir şekilde dönüş yapabilmesi. Çünkü hala yoğun şekilde short pozisyonların açılmaya devam ettiğini gözlemliyoruz iş yatırım tarafından. Yani e, Cuma günü ben Telegram üzerinden de sizlerle paylaşmıştım. Hatta Twitter üzerinden de paylaştım. Ee, yakın zamanda yine TEP öncülüğünde falan yapı kredi öncülüğünde genel itibariyle onlar long pozisyon tarafında epeydir zarar ediyorlar. Diğer taraftan iş yatırım zengin oldu son zamanda. E, açtığı short pozisyonlar yani düşüşe oynama hareketiyle ciddi kazançları oldu. E, baktığınız zaman da çok ciddi bir getiri olduğu için Viyop pazarında. O tarafta işlemlerin e, çok agresif olduğunu, bir gün artı bir gün eksi şeklinde hala hisse senedi piyasamızın dalgalandığını gözlemliyoruz. E, bu değişecek. Artık sonuna gelmek üzereyiz. Çok moral bozmayın lütfen. Sizden rica ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi şirketlerin öz kaynakları ciddi şekilde büyümeye devam ederken sizin hisse senedi piyasasındaki e, bu dalgalanmadan zarar etmeden çıkmanızın tek yö yöntemi o zararı bir an önce kabulleneyim de kenara çıkayım değil. Lütfen yapmayın. Çünkü bizim piyasamızda para kazanacaksanız yine buradan kazanacaksınız. Onun da sabrını birazcık gösterirseniz önümüzdeki dönemde bunun mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Bunlar ilk kez yaşadığımız şeyler değil. Lütfen bunu unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.